Arkadaşlar merhaba, bugün Acer'ın 23 inç bir monitöründen bahsedeceğim. Monitörün özelliklerine isterseniz şuradan bakabiliriz. Monitörün fiyatına geleceğim ben öncelikle. Monitörün fiyatı $105, Acer'ın ucuz monitörlerinden. Eğer monitör almak istiyorsanız, fiyatının da uygun olmasını istiyorsanız AUK veya Acer monitör tercih edebilirsiniz. AUK monitörü örnek olarak şöyle bir monitörü gösterebilirim. Bu da 23 inç bir monitör. Şu an şirkette bir abimiz kullanıyor bunu. Şurada markasını göstereyim ben. Bu da 23 inç. Bu Acer'la hemen hemen kafa kafaya ucuzlukta. Özelliklerine bakacak olursak Acer'ın hangi modeli diye onu söyleyeyim öncelikle. Acer'ın modeli olarak G236H Lüleburgaz şeklinde bir modeli. Bu modeli internetten sipariş verebilirsiniz. Ben Karya bilgisayardan bunu $105'a aldım. Karya bilgisayar da Pente bilgisayar üzerinden alıyor zaten bu ürünleri. Bu şekilde bir LCD monitörümüz var. LED tabii. Bu arada bunun diğer hani ölçüleri, kontrast değeri ve kaç dereceden net görülüp görülmeyeceği, power değerleri, rengi, giriş çıkış portları şu üstünde verilmiş. Kaç inç olduğu da verilmiş ayrıca. Şimdi ben bunun açılışını yapacağım. Görüntü kalitesini göreceğiz. Dediğim gibi bilgisayarımızı az önce kurmuştum. Xper marka bir bilgisayar almıştık. Eğer bu videoyu izliyorsanız sadece, daha önce bu kasanın kutu açılımını izlemediyseniz, şu gördüğünüz kasanın içinden çıkan klavyesi mouse'u Xper'in. Kasadan da bahsedeyim bu arada. Kasa Xper'in Xper marka 1 GB RAM olan yaklaşık 3.9 GHz 1 TB RTX olan bir kasa. Bu da $450 fiyatı var. $105 da buydu. Toplamda tabi $5'lık bir indirim yaptılar. İkisini $600-550 aldık ama ben kutunun açılımını yapayım. Videoyu durduracağım bu arada. Arkadaşlar ben kutusundan çıkardım. Kutunun içinden çıkanlar bir adet VGA kablosu çıktı. Şu gördüğünüz VGA kablo. Bir adet şu Acer marka monitörümüzün güç çıkışı. Şurası tam şu şekilde olan üçlü güç kablolarından 220 volta takılıyor direkt. 60 direkt o çıkanı aktarıyor. Şurada gördüğünüz şu ayağın bir aparatı. Ben şimdi bağlantılarını yapacağım. Şu gördüğünüz içinden çıkanlar bu kadar. Bir de bu arada kurulum CD'si var. Ve kullanım kılavuzu garanti belgesi de şöyle bir poşet içinden çıkıyor. Biz her zamanki gibi bunları okumayacağız. Bakmayacağız. Türk işi kurulumu yapacağız. Arkadaşlar monitörümüz bu şekilde. Plastik poşetinden de çıkardım. LED teknolojisi kullanıldığını gösteren şurada, sadece burada Acer marka yazıyor. Diğer çerçevesi oldukça ince. LED teknolojisi olduğunu gösteren bir yazı var. Ben yine şu kenardaki poşetlerini çıkarmayacağım. Çünkü burası tersane olduğundan biraz çalışanların elleri pis olabiliyor ya da etraf daha çok tozlu olabiliyor, grit tozu filan. Ben şu şekilde arka kısmını çevireceğim. Bu arada şu inceliği bu kadar. Nasıl kıyaslayayım? Parmağımdan hesaplayın işte. Parmağım kadar bir inceliği var. Şöyle baktığınız zaman baş parmağımla göstereyim. Benim parmaklarım bayağı ince bu arada. Şöyle bir arka kısmını da çevirelim. Arka kısmı da bu şekilde. Gayet düz bir görünümü var. DVI çıkışı, VGA çıkışı var ve burada ben bunu açarken şunu göstermeye yaptım. Direkt 220 volttan çalışmıyor. Şöyle bir adaptörü var. Bu adaptör 220 volttan besleme alıyor. Adaptör ise 19 volta 1.58 amper bir adaptörü var. Tabii bu adaptörün olması biraz kötü olmuş çünkü arıza yaptığı zaman adaptörü bulmakta olduğumuz için güçlük çekiyoruz. Yine burada monitöre arkası kısmında monitörün model no, versiyon, partino, burada diğer seri numaraları falan hepsi yazıyor. Bu numaralara bakarak da yine bunları envertere isteyebilirsiniz. Üretim tarihi, parti numarası, kaç volt, kaç amperle çalıştığı, modeli B serisindenmiş. Bu onu gösteriyor. Onun dışında şimdi ayaklarını takıp monitörümüzü de sabitleyeceğiz. Şurada Acer marka olduğunu gösteren bir işaret. Yine oldukça monitör büyük. Hatta ben yine bunu
şeyle kıyaslayayım. Görüntü olarak AUK monitöre göre gayet daha şık duruyor. Hatta şöyle yan yana koyduğum zaman, eğer şöyle bakacak olursak büyüklüğüne falan, inceliğine şöyle bir kıyaslasak senin için sıkıntı olur mu Engin abi? Şöyle bir senin görüntünü böleceğim. Hemen kısaca abi. Şöyle bir inceliklerine bakın isterseniz. Kalınlık olarak biraz daha ince. Arkadaşlar monitör kurdum. Monitör oldukça şık bir monitör. Duruşu bile afil yani. Monitör gerçekten 105 dolara değdi. 23 inç bayağı büyük. Şimdi bunun kurulumunu yapacağım. Bunu tabii bu bilgisayara koymayacağım. Bu bilgisayara farklı bir monitör vereceğim. Bu monitörü o yüzden farklı bir bilgisayarda şimdi test edeceğim. Yani yeni aldığım bilgisayarda değil de.